Oyuncak Butiğim kanalının Azra ile Barbie modasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir programa da hoş geldiniz. Bugün Melis'in kıyafetlerini konuşacağız. Melis Şen ablanın atölyesinde kostümünü nasıl tasarlamış acaba? Hemen atölyeye bağlanalım değil mi Azra? Kısaca seyredelim bakalım neler yapmışlar. Ay evet, hemen Şen ablanın atölyesine bağlanıp kısa bir fragman seyredelim bakalım. Harika, bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Görüşmek üzere yarışmada. Evet, Şen ablanın atölyesini seyrettik. Şimdi Melis'in kostümüyle ilgili jürinin yorumlarını alacağız. Melis bugün stüdyomuza çok ilginç bir şekilde geldi arkadaşlar. Aa, evet. Gerçekten çok ilginç olmuş Melis'ciğim. Bu nasıl oldu? Nasıl soktunuz bunu bizim stüdyomuza? Çok şaşırdım doğrusu. Melis'cim, o zaman biz şöyle kenara çekilelim ve seni jüriyle baş başa bırakalım, olur mu? Merhaba arkadaşlar, ben Melis. Ben binecilik kurslarında eğitmenlik yapıyorum. Onun için buraya da böyle farklı katılmak istedim. Bu benim en sevgili arkadaşım Pon. Pon'la birlikte gelmek istedim yarışmaya. Ben bu kıyafeti Şen ablayla birlikte tasarladım. Bu birazcık spor bir kıyafet. Kurslara giderken rahat giyebileceğim bir şey. Yeleğimi biraz sade tasarladım ama gördüğünüz gibi içine birazcık böyle parıltılı bir bikini giydim. Umarım beğenirsiniz. Evet, sizin yorumlarınızı alabilirim. Ay tatlım vallahi, yani ne diyeyim sana, şimdi ne gereği vardı yani bu Pon'la buraya gelmenin, onu hiç anlayamadım bir kere. Yani farklı olsun, yarışmayı kazanırım belki diye mi düşündün, onu da anlayamadım. Öyle düşündüysen eğer de yani diğer yarışmacılara birazcık haksızlık oluyor. Tamam, Pon çok güzel, çok tatlı bir at. Ben bu şeye benziyor. Benim böyle bir atım vardı. 200. yaşıma girdiğimde böyle bir at hediye etmişlerdi. Bana ona benziyor. Ha, kıyafetlerine gelince yakıştıramadım. Yok, beğenmedim canım. Beğenmedim. Bu kıyafeti uyduramadım yani. Kursa giderken bu yelek, o içindeki büstiyer, o parıltılar falan çok hoşuma gitmedi canım. Bir dahaki yarışmada inşallah öyle diyeyim, puan vermem gerekirse ben sana... hep 2 verdim galiba. Sana hadi 3 vereyim canım ben tatlım. 3 veriyorum sana canım, tamam mı? Bak bugün bol bol puan verdim sana, tamam? Hadi. Evet. Ay dur, yanımda da Rapunzel oturuyor ya. Ay kız Rapunzel, senin şu saçlarına hastayım hasta. Ne kadar güzel. Nasıl uzattın onları öyle? Drakula'ya çok teşekkür ederim saçlarım için söylediğin şeylere. Güzel bakıyorum saçlarıma canım. Arada bir yumurta maskesi yapıyorum. Arada bir yoğurt maskesi yapıyorum falan. Böyle uzuyor gidiyor işte. Ay Melis'cim, ben hoşuma gitti aslında böyle stüdyoya gelmen, değişik oldu. Ben de ilk defa bir yarışmaya jüri oluyorum açıkçası. Kostümünü de beğendim. Yani Drakula'ya birazcık haksızlık etti gibi geldi bana. Beğendim ben. Kaç vereyim sana? 5 veriyorum ben. 5. Ben söyleyeceğim. Evet, işte bu kadar. Frankie'nin düşüncelerini alalım. Frankie'cim, sen neler düşünüyorsun Melis hakkında? Melis'cim, yani beğendim kostümünü ama birazcık ben de Drakula'ya katılıyorum. Yani birazcık açık olmuş diyeyim sana böyle. O büstiyer falan çok da ben de beğenmedim. Yani ben de versem sana 5 puan üzerinden herhalde 3 veririm. E
Melis'e yorumları da aldık üç jürimizden. Ama Azra'cığım birazcık yüklendiler mi Melis'e, nedir ha? Ay evet Eylül'cüğüm sanırım birazcık yüklendiler ama neyse, Melis böyle şeyleri çok da aldırmıyor. Ben beğendim kostümünü. Ben de beğendim, ben de. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz eğer kostümü, lütfen yarışmamızı sonuna kadar seyredin. Bakalım bu yarışmacılarımızdan hangisi birinci olacak? Finale çok yaklaştık arkadaşlar. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz Oyuncak Butiğim kanalına abone olmayı sakın unutmayın.